Selamun aleyküm değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız hamdü senalar olsun, iyiyiz. Evet, minik nasıl desem genç arkadaşlarım var çok. Hepsini öpüyorum, hepsi de birbirinden güzel. Hepsine buradan sarılıyorum. Genç kızlar, hepinizi çok seviyorum. Bana destekleriniz için sizden Allah razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlarım, Recep ayı girdi. Allah'ın hakkımızı hayır eylesin. Cümle cümlemizin inşallah günahlarımızı affeylesin. Allah'ım hayırlı sırada Ramazan-ı Şerif'e ermeyi nasip eylesin. Bugün sizlerle inşallah karalahana kavurması yapacağım. Şöyle ben bayağı bir doğradım. Anne. Bakalım hep beraber. Merhaba Tuna. Merhaba. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi yaklaşayım mı? Ben sizi kısık bekliyordum. Evet. Doğum gününden sonra bekliyorum. Oruç'a gelmemize 3 ay var. Sen sorup duruyordun ya. Ya şimdi ama şimdi Recep ayında 3 ay. Ben de tutacağım. Olur. İnşallah. Geçen ay gidiyordum anne. Geçen yıl. Geçen yıl. İnşallah bebeğim. Geçen yıl gidiyordu, sen de tutacaksın. İkinci orucumu tutuluyor. Evet benim bebeğim. Çok şükür geçen yıl bir gün tuttu. İnşallah bu sene de tutarsın. Bu sene 3'e çıkartırsın inşallah. Anne akşam kalktık. Ben de kaldırın akşam yemek yiyoruz değil mi? Akşam kalktık böyle. Gece. Gece evet. Kalkıyoruz. Hani geçen... Böyle ince ince doğruyorum. Geçen gibi trip mi yoksun? Hayır ince doğramayı özen gösteriyoruz inşallah. Böyle. Bunu bol soğanlı. Böyle burada 2 kaşık bulgurum var, 1 kaşık pirincim var. Ben bu sefer buna pirinç de kattım. Hepsini beraber haşlayacağım. Çok tazecik, harika. Beni kimler nerelerden izliyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atın. Güzellikler, genç kızlar, Facebook'larınız varsa beni Facebook'ta da paylaşarak desteklerinizi bekliyorum. Benim güzellerim. Allah hepinizden razı olsun. Bana destekçi oluyorsunuz. Çok şükür. Öyle iyi insanlar var ki hemen abla ne demek diyorlar. Bana yardımcı oluyorlar. Körpecik lahana. Evet bunu Ebrar'la toplamıştık. Ebrar Tuğan'a bunun sarmasını istedi. Ama ben böyle bir kavurmasını yapayım dedim. Çok körpe çünkü. Aslında bu erkendekisi de beyaz lahana olacaktı. Geç kaldığı için böyle kara lahana oldu. Nasıl ya? Yani ilk yaprakları zaten böyle kara oluyor ya. Bunun tohumu beyaz lahana ama çok geç kaldı. Ben bunun tohumunu bulamadım. Bu fide yani fide daha körpe büyümüş yeni büyümüş fide. Şimdi ben buna böyle bu bulgurdan 2 kaşık bulgur 1 kaşık pirinç ilave ediyorum. Şimdi ocağımı alacağım üstüne aşağı kaynar su dökeceğim. Kaynamış suyum var. Gümle cızır cızır ediyor zaten. Yakamadın anne hocam. Yanmadım. Şimdi. Ateşte bir sorun var demek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle kaynar suyunu ilave edeceğim. Güzel yine haşlayacağım bunları. Bakalım çok bir karıştırayım daha su istiyorum. Wow, çok güzel oldu. Bulgurlu pilava benzedi. Ama bulgurlu pilav değil, lahana kavurması olacak, harika olacak. İnşallah sen de yersin. Bakalım yiyecek misin? Yiyecek misin? Neden? Neden? Börekleri, çörekleri, gurmelik yapacağım diyorsun. Bu içinde ne var? Çok pis. Değerli dostlarım, şimdi bu bir haşlansın, pişsin. Süzerken beraberiz. Evet, lahanalarımız haşlandı. Haşlanmasını anlamamız için şöyle kök kısmından alıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Benimki çok fide daha yeni yetiştiği için 10 dakikada haşlandı. Şimdi bunu sizce çok çabuk haşlandı.
Yak, bolca soğan doğradım. Şimdi süzdürüyorum. Dumana gitti mi? Bak. Şimdi iyice de süzülsün soğanlarımız olana kadar. Harika pişmiş. Pişecek. Ben biraz da baktın mı? Tereyağı değil. Az sıvı yağ koydum. Biraz da tereyağı ekleyeceğim. Şöyle az da tereyağı ekleyeceğim ben buna. Siz yağını yeterince kendiniz ayarlayın. Nasıl yağlı mı seviyorsunuz, yağsız mı? Biraz da tereyağı ekledim. Şimdi soğanımız güzelce kavrulsun. Lahanaları ilave ederken tekrar beraberiz. Arkadaşlar soğanımız kavruldu. Ben şimdi buna böyle bir tatlı kaşık kadar pul biber ilave ettim. Benim pul biberim çok oldu? Acı değil. Çok kötü ağlıyorum. Göster. Gözleri kızarttı. Şöyle bir tat çay kaşığı kadar da toz biber. Çık dışarı çık. Bir çay kaşığı da karabiber ekleyeceğim. Siz baharatları kendi damak tadınıza göre ekleyin. Ben bunu bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Çünkü haşlamak için ben lahanalarıma çok sıcak. Haşlanırken kaya tuzu ekledim lahanalarıma. Şimdi bunları güzelce kavuracağım. Çok 10 dakikada haşlandı. Körpü olduğu için. Evladım gözleri yandı. Artık açtı. Bu arada. Öpür kapıyor. Camı açın. Çık burası mutfak. Soğan iki kızına da dokunuyor ana. Şimdi bunu bize ne kaç dakika oldu? Videomuz. Oo mis gibi. Arkadaşlar soğan benim kızçelerin gözlerini yakıyor. Ama benim hiç yapmıyor. Çünkü bu işlerle uğraşan hep bu gariban, o yüzden. Anne senin elini ateşte yakmıyor. Ay. Bu gariban yani süperlik var ama bilemedim. Senin evin ateş falan da yapmıyor falan. Bu gariban alıştı. Ne? Süper kahraman. Kim? Annem. Ödül canım. Evet, süper kahraman ilan edildi. Bir dakika. Ay bitti. Oh. İnanın ıspanak kadar taze. Hemen 10 dakika sürmedi, haşlandı. Çünkü daha fide yapraklarıydı. Ama zaman şimdi ben bunu böyle bir güzel birbirine tatları geçsin, bir 5 dakika kavuruyor. Sen ara ver. Evet, karalahanamız kavruldu. Mis gibi, harika oldu. Şimdi de sunuma hazır. Gerçekten çok güzel pişti, kavruldu. Çünkü körpü olduğu için. Bugünkü güzelliğimiz de bu. Sizler de deneyin. Sizler işte bir alternatif diyemedim de. Alternatif. Evet. Bol soğanlı, bol baharatlı. Baharatını nasıl seviyorsanız. Tabağı sadece açıksana. Şöyle. Burada da mis gibi de. Yanına da şöyle mercimek çorbası yaptım. Daha ne olsun değerli arkadaşlarım. Allah bereket versin. Bugünkü akşam yemeğimiz karalahana mercimek çorbası. Bugün günlerden cumartesi. Bu pazar günü yayınlandı inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar Recep ayı şerifimiz inşallah hepimize cümlemize hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Rabbim hastalara şifa, dertlere deva, borçlara ödeme gücü ihsan eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.